Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Tarifim için 2 kilogram domates kullanacağım. Sizler de istediğiniz kadar domatesle bu konserveleri yapabilirsiniz. Domateslerimi temizleninceye kadar 2-3 kez güzelce yıkadım. Şimdi 4'e bölüyorum. Önce 2'ye, daha sonra bu şekilde 4'e bölüyorum. Tamamını bu şekilde hazırlayacağım. Domateslerimin tamamını doğradım. Ben konservelerimin yapımında salçalık yumurta domateslerden kullandım. Hem daha az sulu hem de daha etli olduğu için. Domateslerimi doğrarken tencereme de bolca su koydum ve kaynattım. Kaynayan suyun altını kısıyorum. Şimdi domateslerimi atacağım. Şöyle sığdığı kadar domatesi içine bırakıyorum arkadaşlar. İçerisinde sadece 1 dakika duracak. Çok fazla bekletmeyelim ve domatesleri eritmeyelim. Tuz vesaire hiçbir şey kullanmıyoruz. Kaynarken altını tekrardan açalım arkadaşlar. Kısıkta kaynamasın. Zaten 1 dakika duracak. Bu arada kavanozlarımı önceden güzelce yıkadım ve dezenfekte ettim. Şimdi tekrardan sıcak suyla çalkaladım. Kapaklarını da yine aynı şekilde güzelce yıkadım ve mutlaka yeni kapak kullanalım. Domateslerim 1 dakika tencerenin içinde durdu arkadaşlar. Şimdi kavanozuma alacağım. Alırken de bir maşa yardımıyla alalım. Kolaylık oluyor. Domateslerimizin suyunu şöyle silkeleyerek kavanozumuza alıyoruz. Zaten koyduktan sonra da fazla suyunu yine süzeceğiz. Domatesleri kavanoza koyarken de şöyle biraz biraz bastıralım. Çok fazla ezmeden bastırmaya çalışalım. Şöyle domateslerimi kavanozuma doldurdum. Birazı kaldı, onu da diğer kavanoza aldım. Şimdi bir bezle tutarak, çünkü çok sıcak, şöyle hemen hızlı bir şekilde suyunu süzdürüyorum. İçinde biriken suyu da böylelikle akıtıyoruz arkadaşlar. Dikkat edin, elinizi yakmayın. Domatesleri ezmeden bıçakla kavanozun havasını alacağım. Bu şekilde biraz daha aşağı inmiş oldu. Kavanozdaki domatesten yine ekleme yapıyorum üzerine. Üzerinde hiç boşluk kalmaması gerekiyor. Bu işlemleri hızlı bir şekilde yapalım arkadaşlar. Şimdi üzerine gelecek kadar şöyle zeytinyağı döküyorum. İsterseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Şöyle bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi hiç kullanılmayan yeni bir kapakla iki geri bir ileri tekniğiyle kavanozumu sıkıca kapatıyorum. Ve bez üzerine ters çevireceğim. Şimdi geriye kalan diğer domateslerimi de suyun içerisine atıyorum. Yine aynı şekilde onu da kavanozuma dolduracağım. Konservenin kapaklarının daha iyi vakumlanması için şişelerimi tencereye aldım. Şöyle üzerine sıcak su döküyorum. Kapağını iki parmak geçecek şekilde.
Su kaynamaya başladı. 6-7 dakika kadar kaynatacağım. Konservelerim kaynadı. Şöyle bir bezle alıyorum. Elimin yanmaması için. Fazla suyunu silkeliyorum ve kapağını tekrardan sıkacağım. Kaynadığı için çünkü genleşebiliyor. İyice kapağını sıkıyorum ve bezin üzerine ters çevireceğim. Kavanozlarımı bu şekilde ertesi güne kadar bekleteceğim. Kapaklarının güzelce tutup vakumlanması için. Üzerini de kalın bir bezle örtelim ki sıcaklığı hemen gitmesin. Kapakları güzelce tutsun. Kavanozlarımı ertesi gün ters çevirdim. Kapakları tutmuştu. Kapaklarının tutup tutmadığını ortasının şöyle çökük olmasından ve sızıntı olmamasından anlayabilirsiniz. Kavanozlarımızı direkt güneş almayan serin ve kuru bir yerde muhafaza edelim. Kapağını açtıktan sonra hepsini kullanmayacaksak eğer buzdolabına kaldıralım ve bir hafta içinde de mutlaka tüketelim. Konserve domatesleri istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Üst kısımları biraz daha yumuşak oluyor. Üst kısımlarını özellikle işte melemen yaparken yemeklerde veya domates çorbasında kullanabilirsiniz. Kabukları da çok kolay bir biçimde soyuluyor. Orta kısımları daha diri kalıyor. Orta kısımlarını da ben özellikle kışın salatalarda kullanmayı tercih ediyorum. Sizler de istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Oldukça pratik bir yöntem. Saatlerce kaynatmakla uğraşmadan sadece 1 dakika haşlayarak kolayca domates konservemizi hazırlıyoruz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz, yoruma bir kalp bırakırsanız ben de izlemiş olduğunuzu anlarım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüş ve önerilerinizi de yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.